Videogren YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu freeze frame, yani donuk kareleri nasıl kullandığımızı anlatmaya çalışacağım size. Donuk kareleri kullanırken YouTube'da seyrettiğim birkaç videoda şunu fark ettim. Herkes donuk kareleri kameranın sabit olduğu yerlerde örnek vererek kullanmış. Fakat donuk kareleri kamera sabit değilse kullanmak birazcık daha zor oluyor. O yüzden ben burada sizin için iki örnek seçtim. Bunlardan birisi donuk kare üzerinde, yani kameranın hareket etmediği bir görüntü üzerinde anlatacağım. Diğerinde ise kameranın hareket ettiği bir görüntü üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi derse geçelim. Derse geçmeden önce de her zamanki gibi bir ricam, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçelim derse. Evet, ilk örnekle başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada kamera hareket etmiyor ve buradan bir koşucu giriyor. Ve kamera hareket etmeden atlayarak çıkıyor. İkinci örneğe geçelim. İkinci örnekte de yine bir koşucu var ekranda, fakat kamera hareket ediyor. Bu görüntü biraz yavaşlatıldığı için kameranın hareketleri de biraz yavaş, ama eğer bunu donuk kareyi kullanırken kullandığımız teknikle yapsaydık aradaki farkın nasıl olduğunu zaten size derste göstereceğim. Bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Freeze frame ile hold arasında da fark var. Bakın şimdi hold'u göstereyim size. Burası seçiliyken Shift H'ye bastığımda hold yapıyor. Ancak gördüğünüz gibi ekranda bu tuttuğu kareyi araya atıyor, donuk kareyi. Şimdi Command Z ile geri alıyorum. Edit'e geliyorum. Buradan Connect Freeze Frame'i seçtiğimde yukarıya taşıyor direkt. Yani hold'daki gibi donmuş bölümü yukarıya kendimiz taşımak zorunda kalmıyoruz. O kareyi donuk olarak kaydedip direkt yukarı atıyor. Şimdi nasıl başlıyoruz? Hemen anlatmaya geçiyorum. Şimdi klibimizi oluşturmaya başlıyorum. Öncelikle videoyu seyrederken freeze frame'i nerelerde kullanacağımı karar vermem gerekiyor. İlk kareyi burada kullanacağım diyorum ve buraya M'ye basarak bir marker belirliyorum. Sonra birazcık daha gidiyorum. Burada duvarın önünde M'ye basarak bir marker ekliyorum. Birazcık daha gökyüzüyle denk geldiğinde tekrar M'ye basarak bir marker ekliyorum. Tam havadayken yeni bir marker ekliyorum. Çıkmadan önce de şurada bir marker ekliyorum. Ve koşucu ekrandan çıktığında da durduruyorum. Klibi kısaltıyorum çünkü o kadarı yeter bize. Şimdi bundan sonra yapacaklarımız şu şekilde. Bu arada arkadaşlar şu hız göstergesi çıktı demin hold yaptığım için. Onu kapatmak için Command R'ye basarak silebilirsiniz, oradan kaldırabilirsiniz. Şimdi ilk markerıma geliyorum. Markerın orada bu sarı şeyi markera getirdiğimde, bu arada bunu kolayca getirmek istiyorsanız şunu seçmeniz sizin için faydalı olacaktır. İlk markera getiriyorum. Sağa tıklıyorum. Reveal in Browser diyorum. Yani browser'daki yerini bul dediğimde bakın direkt o kareyi bize buluyor. Edit'e geliyorum. Buradan Connect Freeze Frame'i seçiyorum. Yukarı attı. Şimdi bunu videonun sonuna kadar uzatıyorum. Hemen ikinci markerıma geliyorum. Yine aynı şeyi yapıyorum. Reveal in Browser, Connect, Freeze Frame. Şimdi bu her bir marker için bunu yapacağım. O yüzden ben bunu hızlıca yapıyorum sizin vaktinizi almamak için. Evet arkadaşlar, son markera geldim. Yine sağa tıklıyorum. Reveal in Browser diyorum. Bakın burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Burada Reveal in Browser dediğinizde burayı buraya gelip buradan seçmezseniz eğer, bu editteki Connect Freeze Frame yerine Add Freeze Frame görürsünüz. O da bu sefer klibin kendi içine atar. Mutlaka yukarıda o Reveal in Finder dediğiniz, yani Finder'daki yerde gelip seçmeniz gerekiyor onu. Connect Freeze Frame dedim. Ve gördüğünüz gibi son klibi de eklemiş oldum. Şimdi videoya bakalım nasıl bir şey oldu. Oynattığımda burada ilkinde kalıyor. Neden? Çünkü bu donuk kare sonuna kadar videonun var ve biz altında başka bir şey görmüyoruz. Onun için alttakileri görebilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Bu ana klibin üstüne eklediğimiz diğer klipleri seçtim hepsini. Bunların hepsi seçilirken burada Inspector'da Blend Mode'a geliyorum ve burada Dark'ını seçiyorum. Bakın Dark'ını seçtiğimde burada koşucu belirdi şimdi. Şimdi playleyelim. Bir tane kaldı. İkinci seçtiğimiz kaldı. Bu da kaldı. Atladığı yerde dondu.
ve son donuk kareyi gösterdi, bitti. Bunu isterseniz ters şekilde de yapma şansımız var. O da şu şekilde, bunların hepsini seçiyorum gene. Bu tarafa taşıyorum bu sefer, başlangıca ve bitiş yerlerini değiştiriyorum. Hepsi başta gözükür oluyor. Şunları başa taşıyalım. Şimdi her bir markerda sırasıyla videoları bitiriyoruz. Üçüncü marker, dördüncü marker ve beşinci markera geldiğimde de sonuncusu. Şimdi bakın, bu sefer de video bu şekilde olacak. Koşucu geliyor, ilk adamı alıyor götürüyor, ikinci dönüp kareyi götürüyor. Üçüncü, dördüncü ve beşinci donuk kareyi götürüyor. Dediğim gibi donuk, yani hareket etmeyen kamerada bunu yapmak kolay. Sadece blend modu değiştirerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi kamera buradaki gibi eğer hareket ediyorsa bu sefer durum biraz farklı oluyor. Onu da nasıl yapacağımızı şimdi size göstereyim. Gördüğünüz gibi bir kere bu videoyu ben internette bir stok video sitesinden indirdim. Işığı çok kötü. Biraz ışığını düzeltmek istiyorum ki ne yaptığımızı daha iyi görelim. Çok basit bir düzeltme olacak bu arada bu. Şurada birazcık koyu alanları kısayım. Şöyle yaparsam sanırım yeterli olur. Şimdi birazcık daha görünür oldu modelimiz, gördüğünüz gibi. Şimdi burada koşuyor. Gene aynı şeyi yapacağım. Şurada bir marker ekliyorum. Biraz daha geldiğinde bir marker ekliyorum. Burada çok yapmayacağım çünkü burada yapacağım işlem birazcık uzun. Burada bir marker ekliyorum. Ve tam şurada ayağa çıkarken bir marker ekliyorum. Şimdi burada yine ilk klipte anlattığım, örnekte gösterdiğim gibi freeze frame'leri alıyoruz. Orada bir değişiklik yok. O kısmı sizin için atlayarak geçiyorum. Evet, ilk örnekte yaptığım gibi freeze frame kısımlarını aldım. Yalnız burada şöyle bir fark var. Hatırlıyorsanız klipte renkler hoşuma gitmediği için ilk başta onlarda bir oynama yapmıştım. Ve oynamayı yaptığım aslında buradaydı. Fakat biz freeze frame'leri buradan çektiğimiz için aşağıda yaptığım değişiklik buradan çektiğim bu kliplere, yani donuk karelere geçmiyor. Onun için de basit bir kısa yol var. Biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim. Command C'ye basıyorum. Şunların hepsini seçip Command Shift V'ye basıyorum. Burada soruyor. Buradan kopyadığın hangi özellikleri bunlara yapıştırayım diye. Sadece renklerde oynadığım için zaten renkler seçili ve yapıştır dediğimde bakın bunun renk özellikleri buna otomatik olarak geçti. Şimdi ilkinde yaptığım gibi buradakilerin hepsini seçersem ve bunların blend modunu yine ilkinde yaptığım gibi darken yaparsam, bakın şimdi videoyu oynatayım size. Gördüğünüz gibi özellikle çimenlerde bir sıkıntı var. Çünkü kamera oynadığı için çimenler birbirine giriyor. İşte bu hareketli kamerada bunu nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu birazcık zor. Yani zor değil, zaman alan bir şey. Onu anlatayım şimdi. Bir kere bunun blend modunu tekrar normale alıyorum. Yukarıdakinden başlıyorum. Şu alttaki üçünü seçiyorum. V'ye basarak görünürlüğünü kaldırdım. Şimdi en üsttekine buradan geliyorum, efektlerden mask yazıyorum ve draw maskı seçiyorum. Şimdi maske geldi. Buradan kızın bacağını çok açıkçası detayla uğraşmadan yapacağım. Vakit almaması için işaretliyorum. Çok çok detaylı, yani çok ince bir iş yapmanıza gerek yok. Zaten alttaki videonun kopyası olduğu için bu. Ancak tabii mümkün olduğunca detaylı yapmakta fayda var. Şuradan bitirdim. Şimdi bakın burayı maskladığımda otomatik olarak aşağıdaki kız geldi. Eğer videoyu şurada oynatırsak, şu maskeyi de kapatayım. Bakın şuradan itibaren oynatayım. Fark ettiyseniz bu sefer o çimenlerdeki bozukluk gitti. Çünkü biz sadece ayağın o kısmını görüyoruz. Şimdi burada yine
göstermek istediğim bir şey var. Tam şuraya geldiğinde ve bu üst üste bindiğinde ayağın etrafındaki kısımlar görünüyor. Onun için de şöyle yapıyorum. Biraz yaklaştırıyorum. Tam bacağın olduğu yere geleyim. Bakın. Şuralara. Neden? Çünkü biz bu maskeyi yaparken çok detaylı uğraşmadık. Basit bir işlem olarak gene şunu yapabilirsiniz. Feather'ını birazcık arttırıp azaltarak oynayabilirsiniz. Bakın. Birazcık şey yaptığımda o kötü görüntü gitti. Ama dediğim gibi maskeyi çizerken siz düzgün çizerseniz baştan, ben şimdi burada anlatmak için çiziyorum, bu kadar kötü görünmeyecekten emin olabilirsiniz. Ufak tefek sıkıntıları da bu feather'la ve fall-off'la kaldırabilirsiniz. Şimdi aynısını burayı kapatıyorum. Şimdi bu kızın etrafını çiziyorum. Birazcık yaklaştırayım. Şöyle. Çizmeye başlıyorum. Yine çok detaylı uğraşmayacağım. Gerekirse fall-off'tan sıkıntıyı çözmeye çalışırım. Evet. İkinciyi de yaptım. Şimdi bu görüntüyü normale döndürmek için kısa yolu Shift-Z. Shift-Z yaptım. Şimdi bunu da kapatıyorum. Buna maske atıyorum. V'ye basarak onu açıyorum. O kız da burada. Tekrar birazcık yaklaştırıp maskemi atacağım. Şuradan başlıyorum. Bunları tabii biraz sonra videonun normalini seyrederken bakacağım, eğer arada sıkıntılı yerler varsa düzeltmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi çok kabaca maskeliyorum açıkçası. Bu da tamam. Tekrar Shift-Z yapıyorum. Bunu kapattım. Sonuncuya geldi sıra. Buna da bir maske atıyorum. Şimdi maskelemeye başlıyorum. Bu arada burada arı denk gelmiş görüntüye. Yine çok kabaca maskeliyorum. Aslında dediğim gibi birazcık bu işi detaylı yapmak lazım. Hızlıca maskeleyebilmek için şöyle. Aslında işi bu şekilde yapıyor olmak, bir önceki klip için de söyleyebilirim, daha doğru. Ama bu hali birazcık uğraştırıyor. Hani uğraşmamak adına blend modu değiştirmek daha kolay diye düşünüyorum. Ama size kalmış. Son maskelemeyi de yaptım. Şimdi Shift-Z'ye basıyorum. Şuradan maskemi kapatayım. Kabaca video nasıl olmuş bir ona bakalım. Şunları da açıyorum. Şunu da açayım, şunu da açayım. Maskeleri kapatalım. Bir oynatalım bakalım. Evet, kadın geliyor. Ya aslında çok uğraşmama gerek yok. Sadece birleşme yerlerinde ufak sıkıntılar çıkıyor. Onları da dediğim gibi feather'dan ya da fall-off'tan küçük ayarlar yaparak düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi freeze frame'i kullanarak kliplerinize böyle şeyler yapabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Basit bir teknik. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey, derste de söylediğim gibi, şuradan freeze frame'i aşağıya bağlamak. Yani o connect kısmını buradan seçmeniz gerekiyor. Burası seçildiyse buradan alacağı için sürekli add frame freeze çıkacaktır. Connect freeze frame yapmanız gerekiyor. Aksi halde sürekli freeze frame'i bu klibin arasına atar. Şimdi videolarımızı baştan izleyelim. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umarım dersi beğenmişsinizdir. Umarım kanalı da beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.